7.31. 7.31. Sakın, sakın chat yapmayın. Tamam. Evet. Bilerekten mi böyle yapıyorlar acaba ya? Nasıl yapıyorlar Emre'cim? 7.31. Geçenlerde de bir şey 31. Öyle. 3-1. Tabii bu çok denk gelen bir şey biliyorsun. Geçen günde yarışma 3-1 bitmişti. Orada benim anlamam bayağı uzun zaman aldı aslında. Let's go diyorum o zaman Emre. Var mı herhangi bir problemimiz? Başlayalım mı? Hayır tabii ki. Hadi bakalım. Yine GG'ler geliyor ya. Ah. Biraz muhabbet et Efe. Bence bir 5-10 dakikaya düzelir. Böyle oluyor genelde. Tabii oluyor. Yani olduğunda da birazcık sürüyor. Bize Hadi denk seni gelmesi... anladım. Seni anladım. Mustafa niye gelmedi kanka? Kanka o da bende şu anda. Beni bıraktı ya, arabayla geldi ya. Beni yayına yetiştirmeye çalıştı birazcık. Hadi aferin. Evet, 900'cülerden sonra 480'ciler geldi. 480 donmuyor diyenler var. Bir şey yok diyenler var. Aslında diyenler var. Tamam, o zaman siz iyi diyorsanız şu anda startı veriyorum chat. Hadi bakalım. Hadi bakalım Gökçe'nin ilk günü, eleme gününden sonraki Gökçe'nin ilk günü. Bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız. Arkadaşlarına ve eve olan genel tavrı nasıl olacak? Şu an dışlanmış bir karakter var evde. Onu bir gözlemleyelim. Hadi bakalım. Ne değiliz de? Yani işte ben anlayamıyorum, olayı anlayamıyorum. Özel bir arkadaşlığa doğru yol mu alıyorsunuz? Yani iyi anlaşıyoruz diyelim şu an. Yani iyi anlaşıyoruz. Size tabii ki ekran vereceğim onu. Emre'ye de vereceğim hatta. Heh, tamam. Geldi. Anlaşıyoruz şu an. Bilmiyoruz. Demeyeyim dedim de. Sen yayından mı takip ediyordun ben Ha, söyle? yayına döndüm bakıyorum Yayına böyle şöyle. Agam. Ya sen kızardın. Konuşur musun? Konuşur musun? Başka bir şey konuştuğumuzu sanıyorum ben. Hayır zaten başka bir şey konuştuk. E tamam. Onu sen dün akşam Sanırım konuştuk Rezan deyince oradaki hatırlamıyor musun diyorsun açıklamada bana. Yasin'in gerekli şeyleri Tamam. söylemediğini düşünüyor. Yani buradan Rezan'ın bizim aramızda evet bir ilişki var ama bunu hala kabullenmemen biraz üzücü tarzında bir konuşma yapmasını bekliyorum ben. Yani bunlar oldu. Rezan birazcık Yasin'e trip atıyor gibi geldi. Hani Asuman Pik Krasoğlu ile olan konuşmasından dolayı galiba. mi Rezan diyebilir miyiz? Hiç mi Rezan diyebiliriz? Şu anlık diyebiliriz evet. Bakalım ne olacak. Eyvallah. Yine GG'ciler geldi. Yine YG'ciler geldi. Efe GG falan değil. Devam et. Gerçekten mi? Değil kanka bakıyorum sağ tarafta açık. Okey. Sen o zaman olduğunu da söylersin. Sen zaten aynı Tamam. zamanda yayına da bakıyor olduğun için. Hadi let's go. Çünkü bu bize Onun fayda sağlayacak mı bak sağlamayacak mı? fayda sağ bak faydayla veya şey yok. Ben ne dedim sana dün? Ben şey yapmak istemiyorum. Hani Tamam şu an olmayan bir hareketlerimiz şey güzel bak. değil mi? Tamam işte bak olmayan bir şeyi olmuş Olmayan bir gibi şey gösteren olmuyor. veya olmuş bir şeyi olmamış gibi gösteren yapmak istemiyorum. Tamam mı? Yani Uzak mı duracağız yani şimdi? hayır Ne onu peki? de Hayır baba diyor sen konuşsaydın diyor Asuman'ın karşısında da diyor. Madem diyor ama böyle bir şey var bana şu an söylüyorsun. Asuman'ın karşısında da konuşsaydın diyor. Bizde şu an bir sorun yoktu diyor. Ama diyor sen orada konuşmayıp burada bu tavra girersen diyor. Benden uzak dur diyor. Güzel bir tavır. Sence iyi mi? Yok doğrudur. Yasin zaten şu an oyunculuk şeylerini geliştiriyor, skillerini geliştiriyor. Bir yaz dizisi tadında bir sahne izliyorum ben. Tabii. Kendine göre bir şeyler yaşıyor ama bakalım. Ne Demeye istiyorsun? Tam çalışmıyorum. söyle. İstediğini Onu söyle. demeye çalışmıyorum. Evet, güzel bir arkadaşlığımız var. Hani bir sevgili değiliz şu anda ama yarın öbürsü gün ne olur bilinmez. Bu kadar yani. Söyleyeceği şey bu kadardı ama o öyle bir kaldı. Onda bir hani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum tam olarak. Hani ne istediğini bilmiyorum ama hani o gizem olayını sürdürmek istiyor benim düşüncem. Emre, şöyle diyebilir miyiz acaba? Yasin birazcık reytinglere oynamak için dalgalı bir aşk hikayesi yaratmaya çalışıyor. Ama Rezan %100 dürüst bir şekilde giriş yapmak istiyor. Yasin'in de bu tavrını anladığı için mi uzak duruyor acaba? Bu uzak durma sezmiyorum ben. Bence şu an Seda'nın durumuna düşmekten korkuyor. Seda'nın durumu Ha dediğim biz Onur'a karşı olan durum mu, Yasin'e karşı olan durum mu? Seda'nın birçok Yasin durumu o olduğu için biliyorsun ki.
Yasin'e karşı olan durumu hani başlarda bir üstünü örtmüştü işte seviyor musun öyle bir şey bekliyorum beklemiyorum biz arkadaşız daha fazla bir şey olamaz tarzında bir tutumu gördü ve Rezan bunlara şahit oldu biliyorsun efendim. Evet. Yani aynı duruma düşmek istemez yani biz arkadaşız cümlesi veya biz sevgiliyiz cümlesi daha söylenmemiş belli ki. Rezan da ne yapmaya çalıştığını anlayamıyor konumunda. Ama Yasin de oyunculuk kasacak kanka. Kasıyor. Dalgalı şey istiyor. Dalgalı bir aşk hikayesi istiyor. Oylar artsın. Ratingler artsın istiyor. İnsanlar bizi bu şekilde zannediyor. Çünkü biz çok yakınız. Yani çok aşırı normalde de bir yani bir erkek veya bir kadın böyle bir yakın arkadaşlık vardır ama biz onu böyle aştık gibi anladın mı? Ve artık öyle bir şey raddeye geldi. Ben mi dedim aşın diye? Kendiniz aştınız. Ben mi dedin? Anladığım kadarıyla donma problemi bir telefonda oluyor, bir bilgisayarda oluyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla bir grup bazen GG yazıyor, bazen bir grup GG yazıyor. Donduğu zaman arkadaşlar bizlik bir sıkıntı olmadığı için chat'e GG spamlemek yerine hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok çünkü bu konuyla alakalı. Hani şu an Twitch'te bir sıkıntı var belli ki. F5 atın, yenileyin. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Keşke yapabileceğim bir şey olsa direkt halletsem yani. Neden halletmek istemeyeyim? Efe, efendim? Şeyden nereden veriyorsun? Restream'den. Restream'den veriyorsan hiçbir şey yapamayız. Evet işte onu diyorum. Ben restream'den ver belki olmaz diyecektim de. Aha, restream, şey zaten restream'den. Okey. Devam ki o zaman. Hani umurumuzda değilmiş gibi bazı yerlerde davranmaya başladık. Bitrate kaçta? Bunu herkese Efendim? Bitrate kaçta? 6K. 5 yapsana. Drop yok ki. Yok 5 yapsana. Değişmez bir şey. Bir dene bakalım ya. Hani ben anlamıyorum da hani şey sök tak derler ya. Bir dene. Hadi 5 yapalım bakalım. Şey değişmiyor zaten. 4K ile 6K arasında görüntü kalitesi sabit. Okey. Hadi go. Görüyor zaten. Kadın da o şekilde o yüzden sordu. Ve ben orada afalladım çünkü hani bilemedim nasıl cevap vereceğimi. Yani senin orada kalkıp hani gel bir açıklama yapalım hani böyle olmadığını falan. Böyle bir şey yok ama yani tamam biz sevgili değiliz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama yakınlaştığımız doğrudur. Bu arkadaki bunu müzik ne alaka görüyor. Ya? Ben de anlamadım ya. Gerçekten dramaya böyle yağ sürmeli falan filan bir müzik koymuşlar arkaya. Galiba Big Brother da Yasin Rezan mevzusunu birazcık alevlendirmek istiyor. Zaten. Ama ben kalkıp da orada insanlara veya bizi seyredenlere yok hayır zaten. Öyle bir şey yok. Biz hani takılıyoruz yakın arkadaşız demek istemiyorum. Çünkü yalan söylemiş oluyoruz yani anlaşıldığı gibi. Ki insanlar da görüp ondan sonra bize yani bu insanlar sahtekar diye de bilir. Diyorsun yani mesela. Emre. Efe. Şimdi bizle beraber dostlarımız 20. bölüme kadar geldiler. Kimse hani bizle beraber izleme keyfini zaten bundan keyif aldıkları için bizle beraber izliyorlar. Bunu kaçırsın istemiyorum. O sebepten dolayı şu sorun bir düzelene kadar şu serverlar bir düzelene kadar birazcık sohbet muhabbet edelim. Çünkü birileri kaçırırsa hani adam üzülecek edecek anladın mı? Sen nasıl istersen Efe. Yani tam düzelsin. Tam düzeldikten sonra devam edelim. Kardeşin kimyasal 2'yi de geçti. Ne harbi mi? Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Aldı polimer. Hadi bakalım. Efe sen ne yaptın? Kankam ne yapayım? Dostlarımızın yeni şarkısı çıktı biliyorsun. Bonita. Evet. Sefo ile Rain Man'in. Gördüm. Ondan sonra onun lansman şeysi vardı. Oraya gittik. Orada böyle bir eğlendik. Ettik. Ha şu şey lansman. Benim eve 3 dakika olan yer. Ha. Evet senin eve 3 dakika olan yer ama kanka seni oradan çıktığım gibi direkt eve yardırdım. Mecburen çünkü yayına şaka yetişmem gerekiyordu. Kanka. Benim huyumu biliyorsun. Ben bir şey alınınca çok söylemiyorum. Trip atarım. Niye söyleyeyim ki? Olsun olsun. Ben yine açıklamamı yapayım da kalbin malbin kırılır. Dayanamam biliyorsun. Estağfurullah kardeşim. Canımsı seviyorum seni. Ben de seni Peki
şu kardeleni bir göstersene bana artık. Ben hani... Kardelen diyor ya, ya Mustafa'dan dolayı. Kanka, kardeleni göstersene. Arya adı. Tam Kardelen Arya işte. Evet, Mustafa Kardelen koydu adını inatla. yayının ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Ya şöyle, göstermeme sebebimi de söyleyeyim. Story'e falan da hiç atmıyorum biliyorsun. Yani bu bir buçuk ay, iki ay falan süreci böyle onlar için birazcık şey bir süreç ya. Hani gergin bir süreç ya. O sebepten dolayı yani nazar değmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın falan filan mantığına hiç göstermiyorum, etmiyorum. Anladın mı? Hani zaten bende, benle beraber bayağı bir vakit de geçirecek. İlla ki yayınlarda şey yapar, gözükür ama bir müddet birazcık büyüsün. Ben o nazar falan mevzularına birazcık inanıyorum yani. Anladım. Efe var bu arada. Destursuz adımı andın. Ben de geldim. Destursuz adını andım, evet, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım kanka? Muhabbet, sohbet ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım? Adımı duydum. Twitch'te genel manada bir sıkıntı var. Ne manada? Donma sıkıntısı var. Drop mu yiyorsunuz? Yok, drop yemiyoruz. Twitch'te sıkıntı var genel olarak. Restream bazen oluyor ya. Restream zaten. Ondan sonra onu halletmeye çalışıyoruz işte. Şu an beklemecede misin? Birazcık düzelene kadar sohbet muhabbet burası edelim. Burası da sıcak oluyormuş ha. Biraz. Burası ama, sıcak. Ama kanka Levent'teki üst katın sıcaklığının yanına yaklaşamaz. Tabii canım, yarısı bile değildir. Yarısı bile değildir. Arkadaşlar, bizim ilk yayın yaptığımız Efe'nin odasını hatırlarsınız diye düşünüyorum. Değil mi? Bir sene önceki. Ölüyorduk ya. Efe sen şey almıştın. Ventilatör. Ventilatör gibi bir şey. Şey almıştın. Ya yok, soğutucu. Üfürmatik. Üfürmatik aynen. Üfürüyordu sadece. Aslında içine buz koyunca bir din klima mantığı. Nasıl? Muhabbet ediyoruz ya işte düzelene kadar. Ha, beklemeyeceksin. Düzeldi diyorlar da kolpa bence. Yani biri düzeldi diyor, diğeri şey diyor işte, tekrar dondu yok, falan filan diyor. Yok, donuyor. Onu ben onaylayayım. O donuyor. Donuyor değil mi? Hı-hı. Şu an 1,5 dakikaya falan çıktı bile yani. Gar beni görmüyor mu şu an? Gar seni görmüyor, nasıl görecek? Yani yayına bakarsa görür. Ha, sen ekran vermiyorsun. Hocam. Yok, hayır. Sen zaten Gar'ı da görmüyorsun. Ben Gar'ı görüyorum. Aha, burada. Konuşmuyor. Demiyor şu an. Arkasına almış bizi. Aynen öyle. Ben konuşmaya değer gördüğüm insanlarla konuşuyorum. Konuşmaya değer gördüğü insanlarla konuşuyorum. Öyle mi diyor ya? Bir kökle bakayım. Ne diyor? Köklesin oğlum, ne olacak? Yabancı mıyız? Bir şey duymuyorum Efe'cim. Düzeldi güzel mi? Kardeşim. Düzeldi diyenler var Emre'cim. Efe. Bir F5 at çok, bakayım. Tişörtün çok güzel. Yok, teşekkür donma ederim kardeşim benim. Düzeldi mi? Ya hep düzeliyor zaten. Arada donuyor. Tamam. Hani onu fark etmez bana. Bir bakalım mesela. Bana yarın gel akşam öğlen 12.30'da yapalım desem ben gene yaparım. Bana hiçbir şey fark etmiyor. Kardeşim benim. İşsizim. İşim yok. Kardeşim benim kim derdi biliyor musun hep? Ömer Görkey. Tabii, doğru. Efendim, Doja Cat'in yeni albümden dinlediğin var mı? The Weeknd'le olan şarkısını dinledim. Ben güzel baya. İyi mi albüm? İyi iyi. Doja Cat, bu aralar bir Doja Cat bağımlılığı söz konusu yani. Valla. Tabii, ben çok dinliyorum. Tamam. Arkadaşlar, selamımızı verdik. Allah'a emanet olun. Bir bakayım. Kankam dikkat seni et. Seviyorum. İyi seyirler. Sen eve mi kaçacaksın? Kaçabilirim. Tamam. Yayın yapacağım Siktir zaten git. Gece. Tamam. Çok kendinizi zor duruma sokmayın, yormayın. Tamam, merak etme sen. Tamam. Üzmeyin kendinizi. Anladık, host atacağız, tamam ya. Amına koydum. Çocuk hostu garantilip gidiyor evde. İyiyim canlarım chat, sevgili chat. Sizler de iyisinizdir umarım. Mustafa'yla da şeyden konuşmadım. Mustafa'yla iletişimimiz sadece Twitch üzerinden ve Discord üzerinden olmaya başladı. Evet. O yüzden bir ufak tripliyim. Normal bir muhabbetiniz kalmadı mı artık? Kalmadı kanka. Aramıyor, sormuyor. Geçenlerde kalbimin kırıldığı bir şeyi söyledim. Umurumda olmadı. Ondan sonra da... Ya yok, söyledim, haklısın dedi. Ondan sonra gene düzelme görmedim. Siktir ettim sonra ben de. Ne Anladım. Yapayım oğlum ben? Bu yaştan sonra Mustafa'nın peşinde mi koşacağım? Aga, evler ayrıldıktan sonra işte durumlar buraya geldi ya. Hayırdır ya, yayın mayın burada. Vay 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 vay. Hocam, Metal Snorlax bir gözükmez özelliğiyle
Sen de. Bu bir yani. Ben tipim... Bu nasıl bir masakmış ya? Ben gözüküyorum. Kanka şöyle oturabilir miyim artık? Gel, gel tabii gel. Ki. Vay 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 vay. Susmuyor. Kirvem hoş geldin. Full bu modda yok. Valla Burak Yörük dostumuz misafir oldu da bizim evimize. Abi kulaklığı. Bir de bak bir de yani psikolojim bozulacak. Aynısının kablolusu var bende. Aga. Hocam hemen çözelim. Aga bir ton dolanıyor buralar. Yılmaz abi duy bunları. Yılmaz abi neden abi? Neden abi? Buran da olmasın mı abi? Abi? Tek bir soru ya. Nasıl? Efe. Canavar. Efe. Biliyorsun bu işi ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu köpek. Tehlikeli bir köpek mi? Delirirsin. Eve bağlar insanı ama. Yarın öbür gün bak. Çıkamazsın evden. Çoluncu. Değil mi? Böyle bir tabii, şey. Tabii tabii oğlum çok tatlı. Kar yani. Topu falan. Evet. Şey böyle Coca-Cola alırdın. Gelseydi eskiden, buraya şurada yandan versene. Yuvarlanıyor sürekli. Eskiden Coca-Cola alırdın yanında anahtarlı kutu parası. Çaça. Getireyim mi? Çaça. Ha getirsene. Çaça hadi. Bir köpeği getirsenize lan. Hadi geliyor, getirelim geliyor. Hadi. Bir köpeği getirsenize. Bu kadar mi? Muhabbetini yaptık. Sen getir getir. Sen hiç göstermedin köpeği. Ha göstermedim. Dış içeriden nazardan mı koydun? He. Ciddi mi? Vallahi yemin ederim. Ver onu gösterme. Maşallah yazsın ya Mitchet. Arkadaşlar maşallah yazmayan bu mesajı 5 kişiye göndermez. Gar. Efendim Efe. Bir misafirlerimiz gelince seni bir şey beraber izliyorlar. Arka planda Burak'a selam. Burak'a selam söyle. Tipe bakın Allah aşkına. Geldi mi? Dur. Aleyküm selam. Geldi. Aa ayı ya. Ya çimenlerin senin. Bu çimenlerin ne olacak bu çimenlerin? Ha? Senin bu çimenlerin. Şu patiye bir bakın. Bak bakışa. Ha? Kov donuyor. Kov donuyor. Bebecik. Köpeği göremedim amına koyayım donmadan. Ha? Şaka yapıyorsun hala mı? Evet, evet şu an gördüm. Ben öyle baktım. Lan seni. Kardelen. Kardelen. Lan sana. Sana kurban olsunlar sana. Sana kurban olsunlar. Bir laf sokuyor. Suluyor bizi. Kanka onsuz makara olunca ağlıyor. Yine mi Big Brother? Seni yerim. Yine Big Brother ya. Çirkin şey. Çirkin şey. Şeyde ya, sıkıntı ya. Var. Twitch'te sıkıntı varmış orada. No. Kanka server'da sıkıntı var. Böyle bir düzeliyor. Bir drop giriyor bir şey oluyor. Yani burada drop girmiyor da siteden drop giriyor. Suratın bir şey üzerine bak. Yavru köpeklerin şöyle yorgun bakma tribi var ya. Evet evet. Sürekli. Ama. Çok tatlı. Sürekli bir yorgun var. Ellere bak oğlum bu nasıl bir duruş lan? Bir de üst üste koyuyor. Anne. Dolar hesabı. Hadi. Rot bu çocuk hiç, rot. Hiç şey değil bana sıfır. Versene şunu bana ben götürüm. Ulan keşke kediyle köpeği çiftleştirebilsek. Oturma diyorsun. İstiyorsan. Yatalım şöyle arkadaşlar. Bayılacağım gülmekten ha. Efe ile dünür olurduk. Big Brother yayınlarını kaçırmıyoruz. Big Brother yayınlarının bağımlısı Burak. Çok sarmaz gibi. Bak Big Brother yayınında şey... Evet. Boş alakasısın. Duyorum. Çok yoruluyorum ben o konuda. Geçen gün o vardı. Kim yer bunu ya? Bir de şey yapıyorlar ya. Mesela su için de bir tane bisiklet çeviriyorlar. Bana bir 5 TL atın da ben gideyim amına. Bisiklet çeviriyorlar. Çamaşır makinesi çalışmıyor sen diyorlar. Sen kaçıncı bölümdesin? Burada işte 20. Bak sıcaklığa bak. Ha, 4 saat spoiler burada. Spoiler bir şey söyleyeceğim. Basmadın. Garım. Şundan. Garım. Bir de şeyler. Yani para mı? Garım. Oğlum senin sistem şey değişmiş kasa. Oho. Kasayı ben görmedim. Ben bu kasayı görmedim. Bu boş kasa. Bu şey yayın kasası bu. Yani bunlar ekran kartı ne işte? Bunda asıl ekran kartı. Ne ne? 3080 var onda. TI mi? TI değil normal. Hayda. 3080 götürür kanka. Abi nasıl bakıyor öldürürüm lan yerim lan. Ne yapayım abi? Senin kulaklarına uzanan bıçaklarım. Yılmaz abi dedi ki sen zaten dedi oyun oynamıyorsun. Big Brother izliyorsun. Al sana TI'si. Allah'ım. 3080. Ne yapalım 3070 bende var. Bir de bende var o da 3070'i. Büyük abi. Garç sevdin mi? Kral buna güzel oldu. Kanka yarın geliyorum ben. Yaslanmış herhalde. Babamın mafya babası. Biz orada açık. Yaslanmış şey böyle başarılı falan filan hareketle. Abi oradan şuna basıyor bir şeyler oluyor. Şimdi şuna ne alalım sana aşkım? Baba biz ne anlarız set ayarlarına. Bu şey. Buradan sahne değiştiriyor. Sahneleri değiştiriyor.
Steam'dekin mi? Biz nasıl ulaşabiliriz Steam'deki? Kanka Amazon satış. Muti çekil Muti. Çek. Satış. Corsair. Elgato Mail. Garım. Bize ne olur ya Tonay. Burak kolunu çeksene. Pahalı sen. Diyor ya. Kaç para kanka? Kanka göremiyor musun? Benimki daha küçük. 6 tane falan var. Yeter abi. Dilaveri de getir be. Bir kardeşleri şey yapalım. Ne kadar? Kanka Dilaver stres olamıyor. Köpek doğru. Görünce stres olursa hastalığı. Oğlum nasıl görecek lan küçücük ekrandayız? Ha Dilaveri ben buraya getireyim. Ha yayına dedim ya. Chat bu arada hafiften bir düzelme var mı serverlarda? Ne durumdayız? Oha kanka aynısı 1500. Sen bir şey. Babacığım. Ben de aynı efendim. Bak kardeş. Kardeş. Gördün mü kardeş? Bak orada. Bak. Biraz düzeldi. Bana şu anda Steam'de kalıyorum. Bir dakika bunu alma bu çok büyük kanka. Siz hayırdır ya? Hayır buna gerek yok. Bir dakika ben de yapma alma. Of. Bak kardeşe bak. Ben Diloş da geldi. Aha. Diloş. Kardeşler kundura. O da açalım biraz. Oturdu. Diloş kıçını döndü bize bakmıyor. Var mı diyor? Dilo. Sektörü belirliyorlar. Tabii. Dilo. Ne yapayım abi Big Brother falan sen? Nereden gördün? Gitsin. En son... Biz kaçalım abi. Heyecanlı yerinde bıraktık. Onlar devam edelim diye deliriyordu. Düzeldik mi ki? Bilmiyorum düzeldi mi? Göbeğe bak falan filan yazıyorlar. Ya göbeğe harbi bir bak bunun ya, göbeği var şey ya. Bana mı diyor? Bana mı diyor? Sana demiyor. Öpebilir miyim bir tane getir. Getir şöyle öpeyim göbeği öpeyim. Göbüş. Oh. Harbi göbeği var ayı lan bu. Şişko oğlum bu. Vallahi en şişkosunu bulduk. 6 kardeşi vardı en şişmanı buydu bunu aldık. Düzeldi. Vallahi mı? Ha kolpalı bence. Ciddi misiniz? Ya onlara her şey. Evet, reis, teşekkürler tamam. Arkadaşlar. Biz sizi salıyoruz. Biz sizi daha fazla yormayalım. Siz deyip katmanlara devam. Reisim. Filo gidiyor evet, musun? Oh. Kanka seviyorum seni. Kendine iyi bak. Tekrar beklerim. Emre kim ya? Muti. Ya oğlum niye? Oğlum bak ama. Çekmiyorum oğlum ojen var. Tamam. Çekmiyorum oğlum ojen var ya. Hadi bay bay. Kalıcı bye oğlum. Bye. Sağ ol canım. Action Man ne ya? Ya nostalji. Oğlum bu köpek için var ya ruhumu satardım ya. Kanka çok iyiydi var ya. Bunun bir de kızağı var arkada. Bas. Ya. Sen nasıl bir kralsın? Sen Efo'yu kaç yayınlandın. Bir kaçırma. Öttürdüm onu ben daha önce. Benim kralım bu çocuk. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm. Emrem. Efem. Düzeldik diyorlar. Go abi ya. Sen de düzeldiyse artık yavaştan senin şu alttaki siyahlı. Benim... Kes alt. Heh. Alta basarak kes onu. Babacım sen rahat ol. Tamam. Ayıp ediyorsun. Tamam. Düzeldiysek artık yavaştan go yapıyoruz. Hadi bakalım Çeto. Haydi. Hani evet öyle. Nasıl ya? Neyi bizi eşitlesene. Diyecekler. Tamam. Ya da ben mi kafamda kurdum? Senin kafanda kurduğun bir şey yok zaten. Hani benim orada söz alıp ya Asuman'ım ben bir şeydir açıklığa kavuşmak anlamıyorsun sen ama istiyorum şey diyeyim. Oldu böyle anladın mı? Orada garip durdu yani. Değil mi? Baştan halledelim de. Ya garip durdu durmadı. Orada doğal bir şekilde ben hani... Doğal bir reaksiyon verdim. Doğal bir reaksiyon verdim. Ben orada oturup kurup hani şöyle cevap diyemiyorum. Bu benim elimde ben değil bak. İlk başta ben de sen beni ne zaman... Ben de konuştuğum zaman ilk başta ben de saçmaladım. Bak, yani bir şey cümleleri bir araya sen getiremedim yani. Sen beni hiç buraya girdiğimizden beridir böyle patladığımı gördün mü? Konuştuğum kadar canlı yayında. Ben Gökçen'le kavga ederken bile böyle bu kadar sesim yükselip böyle patlamadım. Evet. Böyle istekli bir şey söylemedim. Tamam. Dolmuşum demek ki.
Anladın mı? Yani çünkü hem dolup hem de hani o benim o anki reaksiyonum. O an ben onu o şekilde söylemek istedim ve söyleyeceğim de. Beni kimse tutamaz. Hani geri geldiği zaman da ben yani ben kimse bir şey demedi ki Rezan sana. Sakin kalırım. Patlayacaksam da patlarım. Bir şey yaşayacaksam da yaşarım. Umurumda da değil yani ne düşündükleri açıkçası. Beni o kız rahatsız ediyor bu evde. Şimdi gözlerinden intikam alevleri fışkıran bir Gökçe göreceğiz yani. Çok yakında. Bizim olayımızda da aynı şekilde. Hani Asuman'ın, Krauser'ın bana bakışı böyle bir şey yok oldu. Ya bizim olayımız. Bizim yani. Olayımızda zaten. O olayı kapat yani. Biz tamam. Konuşacağımızı konuştuk, söyleyeceğimizi söyledik orada. Tam bitti o konu. O konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ben daha fazla. Çünkü geriliyorum, gerildikçe de Rezan şey neyin boşunu yani. Yapıyor? Rezan birazcık boş yapıyor ama bence birazcık da haklı aynı zamanda. Yani tamam da Yasin'le konuşurken Gökçen'e döndü olay vesaire ne alakasın sen? Yani şu an biraz paniklemiş gibi bence dışarıdan ona bu olayla ilgili bu aşk kırıntılarıyla ilgili gelecek. En son hatırlıyorsan zaten bu sahnenin izlediğimiz sahnenin hemen evvelinde Reza'nın sarhoş olduğuna dair bu konuda Gökçen'le olan kavgasında bir iki sohbet yapmıştık. Yasin'le beraber mi acaba içtiler diye chatten bir yaklaşım var. Çünkü gerçekten ikisinde de mantıksız konuşmalar geliyor. Bakalım hayırlısı. Gökçen ise kendisine sert bir çıkış yapan Rezan'ı çekiştirdi. Yine istediği dikkati çekemedi. Yazık yani. Çünkü geçen hafta bu sebepten dolayı ağlıyordu ve bunu zaten insanlar görüyor. Yani açık ve net bir şekilde. Allah büyüktür ya. Hani gerçekten orada bir cevap... Vay Gökçen soluğu Hoy'da mı aldı yoksa Emre? Tek dostu Hoy mu kaldı gerçekten? Bilmiyorum kanka. Allah Allah. O da Slytherin'miş herhalde. Hoy da Slytherin. Hoy. Bap oldu böyle kapak. Kimsenin suratına bakmadım ama hani bir kapak oldu yani. Sapla reis başla hadi başla. Neyse bakalım silahlar çekildi. Gökçen mutfakta daha önce gerilim yaşadığı Oktay'la karşılaştı. Gökçen'in tavrı geçmişe göre pardon. Daha ılımlıydı. Valla şey... Olacak tabii 15 hangi kişi 14 kişi karşısına almak kolay değil. Artık burada olduğuma göre... Sen beni daha sevmesen. Vallahi var ya dediklerimin hepsini geri alıyorum. Gene en çok koşanın benim. Ay yani. Vallahi gerçekten. Hiç saygımı gerçekten öyleymiş. Sana. Hepsi arkamdan konuşuyormuş. Bunlar iki yüzlüymüş ya. Vay. Emre? Kanka Oktay, böyle bir ittifak yok. Oktay Gökçen Hoy mu? Ne? Ne? Yürümez. Özür dilerim. Bak bu konuda seninle konuşacağım gerçekten. Tamam. Ben ama şey dedim. Ya senin bazı tavırlarını sevmem. Ben kötü bir de... Arkadaşlar R değil öncelikle. R. Ben bunu R olarak adlandıramam. Ben bunu strateji olarak adlandırırım. Emre bana katılır mısın bilmiyorum ama. Katılıyorum. 14 kişiyi katılıyorum. Karşısına alamaz. İlla ki yanına birilerini almak zorunda. Ve kendisine şu an en problem yaşamadığı isimleri yanına toplamaya çalışıyor. Yani. Olarak rahatsız etmemeye çalıştı fark etsen. Kötü demiyorum dedim. Dedin sadece de. Ya hani... yok ben hiçbir şeyine alınmadım ya. Ama şey... Bu arada 14 kişi değil 13 kişiyi. 14 kişi kaldı artık. Tamam, biri gitti zaten. Evet. Yani hani ben, yani her, kötü. Ben her, de senin yüzüne söylemiyor muyum? Mesela geçen, ben hoşlanmadığım şeyini Oktay. Söylüyorsun değil mi? Söylemiyorum. Arkandan mı konuşuyorsun? Her geçen şeyine rağmen hı-hı. Ben sana gene elimden olduğu kadar centilmence davrandım ve her dediğini yapmaya çalıştım. Anladın mı yani? Teşekkür ederim. Ya çünkü ama konuşalım, yemek yiyelim tamam, de. Tamam. Oktay da ama şey, bu ittifak için uzanan eli itmiyor farkındaysan Emre. Kanka, Oktay hani ki diyor zaten, ben arada da kapışırım, bu tarz işlerin içinde olmam diyor. Hayır ama... Hani en fazla bir açıklamayı dinleyecek. Oktay da sanki biraz yalnızlaştırılma politikasındaydı Gökçen'den önce. Ve şu an yalnızlaştırılmaya itilenlerin hepsi birbiriyle birleşecek gibi bir his var içimde. Bakalım. Ya... Yani Seda'nın da olması lazım bu ekibin içinde o zaman. Evet. Bak birisi yazmış mesela. Demiş ki diyorsun savaş hazırlıkları başlıyor o zaman dayı. Evet. Evet. Yavaştan herkes silahlarını dolduruyor. Birlikte yiyelim. Ne yiyelim? Bahçedeki Rezan'la Yasin'in sohbetine Arsel ve İdil de dahil oldu. İdil bir dönem kendisine yakın olan Gökçen hakkında sert ifadeler kullandı. Yapma. Şu evde onu at diyelim bir kenara koy. Hani herkes için konuşan burada. Hiç muhabbet etmedim. Çok özür dilerim. Tabii.
Dilavercim. Oynama kardeşim. Düşüreceksin onu. Rica ediyorum. Teşekkürler. Dilaver, yabancı da değiliz yani. Bizi yere düşürmeye çalışıyor orada. Bu arada yani evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Gökçen'le ilgili tartışma yaşamış birisinin Gökçen'le ilgili konuşması benimle ilgili herhangi bir problem yaratmıyor. Mesela benim nezlimde bir problem yaratmıyor ama bu kadar en yakın olduğu kişi olarak adlettiği İdil'in bu konuyla ilgili bu kadar yorum yapması ve diğerlerine nazaran en ağır konuşanın İdil olması beni biraz şoka sokuyor Emre. Yani İdil'e karşı bir tavır oluşturuyor mu sende? O da önemli. Oluşturuyor. Oluşturuyor. Çünkü şöyle bir tavır oluşturuyor. Bak gerçekten. Rezan mesela istediği kadar konuşabilir Gökçen'le alakalı. Rezan'ın yaptıkları bende bir tavır oluşturmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü Rezan zaten Gökçen'e hiçbir zaman yakın olmadı. Ama İdil'in bu kadar yakınım, 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 yakınım deyip ondan sonra bunu yapıyor olması bende bir tavır oluşturuyor. Eyvallah. Meğer çok muhabbet ettiğim kişi. Hani ben birini böyle tek dışlanmış hissedince peki bir şey söyleyeceğim. Hani yanında olmak sen istiyorum abi. Sen onun hani neler konuştuğunu biliyor musun? Acaba sen onu tek bırakmamaya çalışıyorsun. Peki onun bizim aramıza girip girmediğini biliyor musun acaba? Bilmiyorsun. Sizin çünkü aranız mı var? Anlatmıyor. Çünkü İdil iyi niyetli. Bir şey yapıyorsam ben bir anlamı var, anladın mı? Durup dururken kimseyi terslemiyorum ben orada. Yeter abi, kaç haftadır sustum iyi niyetli iyi niyetli dedim. Bir baktım dedikoducu kadına dönmüşüm, yeter yani. Ama ben kimin yine... ne yapacak ki? Kimse zaten konuşmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz de seninle dedikodu yapıyoruz ama kimsenin kalbini kırmıyoruz. Eğer sen farkına varıp... Vardım çünkü işte, en son bana bir şey söyledi, ben orada vardım zaten. Eğer farkına varıp başka şekilde onun avukatlığını yapmaya devam ediyor olsaydın, varmayıp diyeyim daha doğrusu. Sen de elime potasındaydın biliyorsun değil mi? Abi benim için elime potasındaydın. Biliyorsun değil mi? Ne? Otosuna girip girmemin önemi yok da. Olmayabilir. Öyle İnsanlar olurdu, sana doğru karşı cephe almış olacaktı. Doğru. Şu an herkesin bir ona antipatikliği var. Mesela diyor ki Oktay'la ben kavga etmedim. Var abi Oktay'la kavga. Bana şu an bütün herkes şey yapsın, ben onun yanında dururum abi. Haksız olmasına rağmen öyle bir desteklemem bana yanlış geldi. Kimse yaş. Kimsenin... Baba bunlar konuşamıyor ha, ben sana söyleyeyim bak Yasin. Kanka sana Yasin'le 70'lik de değil bunlar, bir litre içmişler belli. Aynen. Büyük devrilmiş. Gökçen oradan kavun getir oğlum demişler. Gökçen kavun getirmeyince ilişkileri karışamaz. Gülşen'in eve veda edişi sonrası tansiyon bir türlü düşmedi. Rezan'la gerilim yaşayan Gökçen olayı arkadaşlarına anlatarak sakinleşmeyi denedi. Hangi arkadaşlarına? Ben de şu... Hangi arkadaşlarına? Durumu kaybettim. Orada yani sinirimi çıkartamadım. Ağladım yani. Gözyaşlarıma bile timsak gözü. Şimdi bunda de böyle yaptım. Bu olayı değerlendirip yani piyon olarak Gökçen'i ele geçirirse piyon da değil artık, vezir olur o. Bunda mı? Bak şoka uğrarım. Yok, bak şoka bunda uğrarım. Bence Gökçen birinin boyunduruğuna girmez. Anladın mı? Yani Funda öyle Seda'yı, Meda'yı, Çağla'yı falan kafeslediği gibi Gökçen'i kafesleyemez yani. Diyor yani. Ya yaşından başına utan ya. Şu an Gülşen'e o kadar üzülüyorum ki ağlamak için şu herkes andayım. Herkes gidecek zaten bir gün. Ha? Bir gün herkes gidecek. Gökçen, Oktay'a Yasin'in eleme sırasındaki sözlerini hatırlattı. Ya bir şey diyeceğim. Akılsız demek ne demek ya? O biraz yanlış oldu orada bence. Big Brother'ın yazdığını gördün mü? Gökçen Oktay'ı Yasin'e karşı kışkırtmaya çalışıyor. Doğru, çünkü Yasin kendisinin daha zeki olduğunu vesaire iddia etti. Artık Big Brother dahil kimse salakta kalmıyor Emre, farkında mısın? Yani bütün savaş silahları çekildi. Ortaya çekildi. Kılıçlar çekildi Efe. Ha bana ya hani o daha direkt benden daha... Direkt akılsız dedi yani. Direkt yani o altı üstü şey değil yani. Direkt bir hakaret vardı. Herkes birbirine bir şey söyledi. Desin, canı sağ olsun. Aynı anda bahçede Gökçen hakkındaki sohbet sürüyordu. Yasin'e göre yaşanan sorunlar daha da büyüyecek. Herkese saldıracak veya sadece bize saldıracak. Çünkü sadece bize saldıracak, diğerleriyle onu, iyi olmaya çalışacak. Çünkü Rezan onu bugün resmen gömdü yani. Resmen gömdü yani. Ama ben acımıyorum artık hiç. Hiç acımıyorum yani. Var ya o şu an cesaretini aldı. Ben sana dedim. Ulan Demir. Böyle olacağı belliydi kanka. Hiç ulan, anlaşamıyorlar. Ağaç hiç evler, gün bile anlaşamıyorlar. Ağaç evdeki günlerinizi de mi unuttum be? Ha? Kalırsa eğer çok sıkıntı. Sohbete tekrar katılan İdil, Gökçen'e yönelik ağır yakıştırmalarda bulundu. Ya baba dur artık ya. Şey gibi ağır yakıştırmalar. Onu dışlayalım, hiç kimse konuşmasın, öyle böyle gibi bir modum yok. Ben ama bir müddet yani... uzak kalmak istiyorum. Bir müddet şu ben... hareketlerle
Ya ama şu an gerçekten şeytan gibi davranıyor. Şeytan gibi davranıyor ya. Böyle bakıyor. Gülüşler böyle bak. Şeytan. Bu ne ya? Basilisk. Basilisk. Arsel zorlu eleme gecesinden sonra iyice yıpranan gök... Bu sohbeti çok merak ediyorum. İçeride o kadar konuşup o sohbetin içine bulunup Gökçe'nin yanına gelip ne diyeceksin ya? Gökçe'nin yanında. Tek derdi arkadaşının moralini biraz olsun düzeltmek. Ben kimseye kötü bir şey yapmadım burada yani. Benim ona kötü bir sözüm yok, bir şeyim yok. Bana bu kadar kin beslemesi yanlış ve bunu bütün herkes görüyor. Benim ne gibi bir hatam olabilir? Tamam şu an biz sakin kafanı topla. Niye? Biraz daha sakin tamam mı? Senden tek ricam var. Sakinim ben. Bir şey yapmıyorum. Yanından yok. Geçiyor bir şey tamam, yapmıyorum. Tamam sinirle biraz daha hakim ol böyle. Düşünmeye kendine fırsat ver tamam mı? Her şeyi komple bir kafandan geçir, düşün. Benim hatalarım ne, onların hataları ne? Ya tamam yok ki benim hatam yok. Ya tamam, sonuçta her şey karşılıklı. Yok, bak bunun sıkıntı aşık. Hayır bak. Eminim bak. Bak normal bir kaza olunca bile, hani bir tanesi suçludur ya. Ama hı-hı, diğerinde bir dikkatsizliği vardır artık orada. Çünkü ceza kesilirken puan... Gibi yaptığı açıklama ne? Yok Cengiz'in. Bu ne? Bu da yüzüme gülüp arkamdan konuşmak. Demek ki orada gidip arkamdan konuşmuş yani. Arsel'den saçma bir metafor gelecekti. Ben Gökçen kesti Allah razı olsun. Arkası... Gerçekten evet ya. Bundan hiç konuşmadım yani. Bu da bir kaypaklıktır yani. Şey falan diyecekti değil mi? Bak şimdi senle Reza'nın ilişkisi bir çiçek. Ve senin oraya... Gerçekten. Onun yaptığı da kaypaklık. Kaypaklık. Onun... Helal kız. Hayır bak sonradan istemesi... çevirdi lafı çevirdi. Ama o baştan beri öyle huzuru... Hayır. Yani baştan beri öyle düşünmüş. Baştan beri ödüşüm neden bana kanki bilmem ne falan diyor. Kanki. Seda ise bütün bu gerilim yaşanırken kızlar odasında sadece dakikalar önce elenerek evden ayrılan arkadaşı Gülşen'in bavullarının başındaydı. Aga. Oğlum bu kız niye dur bana hizmetli gibi iş yapıp duruyor ya? Niye ben bunun hiç güneşlendiğini müneşlendiğini keyif çattığını görmedim? Durmadan bir patates karıştırıyor, bir makarna karıştırıyor, bir şeyler topluyor, ütü mütü. Yani... Yapmayın bu kadar da olmaz gerçekten ya. Doğru bir tespit bu arada ya. Seda kendine iş çıkartanlar vardır ya böyle Emre. Hani sürekli kendine iş çıkartır bu kişiler. Bir de üstüne derler ki ay çok yoruldum yine ben yaptım her şeyi. Anladın mı? Tam o çar. Geliyor Efe hazır mısın? Gökçe'nin duygusal anları ağaç evde de sürdü. Çağla, Sinan ve hatta eleme gecesindeki rakibi Onur da onu sakinleştirmeye çalıştı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, senden öyle bir nefret ediyordum ki ben. Hı. Ya böyle öldürmek istiyordum seni. O kadar nefret ediyordum. Bak şu an beraber. Hı. Sana en ufak bir şeyim yok. Evet. Onur sen ben olabilir misin? Onunla da aynı şekilde olabilirsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz seninle başta iyi değildik ki. Tamam. Hayır yani hani sen bana bir kaypaklık soğukluk... yapma. Evet. Bir soğukluk vardı. Hani en güzel dostluk da kavga ile başlar diye bir laf vardır. Ama ben onunla dost olarak başlayıp hani bu şekilde. Bu kadar nefret edilebilecek ne yapmış olabilirim? Burası bir ev. Ne yapabilirim yani? Sen benim kaşıma gözüme bilmem neyime kadar laf söyleyene kadar ne efendim? Kanka bende yayın öyle bir donuyor ki. Ha, yayın derken senin yayının. Discord yayını. Öyle mi? Ben kanka inanılmaz donuyor. Ha, bir şey olmuştur kanka şimdi düzelir merak etme. Ne yapmış olabilirim? Düzeldi mi? Düzelmedi. Bir daha vereyim kapatıp. Bende normal. Lan bugün ne sorun çıktı ya. Bir daha ver. Esra sende var mı? Sıkıntı var mı? Azıcık günah değil mi ya? Benim annem babam şimdi izliyor. Şu an okey mi Emre? Benim internetimle alakalı bir problem var herhalde. Olabilir. Büyük ihtimalle öyle. Biraz düşük kalite vereyim mi? Ne yapayım? Yok normal ver de. Ben internet değiştireyim olmadı. Değiştireyim mi interneti? Kanka düşüp... Arkadaşlar bu yayından bahsetmiyor Emre. Benim Emre'ye Discord'dan verdiğim yayın var. Ondan bahsediyor. Karın internet gidiyormuş. Yine buraya geliyormuş. Sarar bu arada. Aha. Modemin kablosunu çekip bir anda gitti ya. Heh. Alo. Alo. Burada mıyım? Buradasın. Buradasın. Abi,
şey değiştirmeden devam et. Ya interneti değiştirdin direkt, bölmüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Okey mi? Söyleyene kadar ne yapmış olabilirim? Yazık, günah değil mi ya? Benim annem babam şimdi izledi. Bak, onlar yüzünden benim annem babam şimdi üzülüyordur yani. Ben bir konuşursam yerin dibine girer. Biz de bunu istiyoruz ya. Kaos istiyoruz. Başlasın. Kavga istiyoruz. Başlasın. Tartışma istiyoruz. Ne olur konuş. Bu kadar şey söylenir mi? Başka zaman söyle. Yüzüme söyle. Orada niye söylüyorsun? Dikkat çekmek için. Ya dikkat. Çok üst üste geldi. Canın sıkkındır. Böyle bir an çıkmıştır ya. Sıra kaç şansı olduğunu bilmiyorsun. En azından düşmanın kim, dostun kim biliyorsun artık. Yarıda kesmişler ya Sinan'ın konuşmayı. Hüseyin'le Oktay eleme sonrası yaşanan Rezan Gökçen gerilimini masaya yatırdı. İkiliye göre Gökçen'e haksızlık... Ya bu analiz masası mı bunlar, bu ikisi? Rezan Gökçen tartışmasını masaya yatırdılar. ...yapanlar vardı. Yani şok oldum yani. Bir de 9 kişi falan... Emre, Johnny ile Tom Balıklı. Böyle yani. Regarnur, çok kalabalık Regarnur. Gökçen'in üstünde. Regarnur'a daha çok benziyor. Bir de... Gökçen'in bu evde şu anda devam etme psikolojisini de ben anlamıyorum. Ben yalnız Rezan'dan beklemezdim böyle bir çıkış. Acayip ya. Beni çok şaşırttı. Beni de şaşırttı. Yani ya çok antipati toplayacak ya da bilmiyorum. Ama... Gar ve Efe Big Bro konuşuyor yazmış bir. Olaylar değişecek. Ev şekil aldı ilk elemede. Şimdi bu ikinci eleme oldu. İkinci elemede daha da bir değişik bir şekil alacak. Artık 3, 4, 5... Yani şöyle oldu. Anladın mı? En azından anladın mı? Böyle oldu. 5 kalırsak ki inşallah kalırız ki umuyorum. Ondan sonra bakacağız ne olacak. Ben her hafta yazılırım diye düşünüyorum. Yine hiçbir şey anlatmayan bir cümle. Çünkü... Anladın mı? Yani ne o taraftayım ne o taraftayım. Ben de öyle. Yani biz öyle ya, evet ya. Gökçen'e sert çıkan Rezan kısa bir süre sonra... Gerçekten inanılmaz bir analizdi bu arada. Teşekkürler analiz masasına. Sağ olun. Farklı duygular içerisindeydi. Ben de vicdan yapmaya başladım. Geç. Alkolün etkisi geçince tabii. Sarhoşken sövdükten sonra gelen pişmanlık hissi. Çok Gökçen'e hani o kadar büyük tepki vererek gitmesini istediğimi söyledim ya. Bir cila atsanız böyle olmazdı ama. Şu an şey yaptım. Kötü hissettim kendimi. Zahmet oldu ya reis. Önce şunu sorgulayalım. Madem kötü hissediyorsun kendini. Neden yaptın? Çünkü bir, bu evde sadece şey var dedi. Arser ve İdil var dedi. Emre, bir şey söyleyeceğim. Ben makarayı falan bir kenara bıraktım da kanka. Gerçekten ha. Makarayı bir kenara bıraktım. Bunlar hakikaten bence yeni ayılıyorlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben şakayı falan bir kenara bıraktım yani. Çünkü bu Rezan'ın... Hayır, ben başta zaten inanmıyordum. Baba, şimdi kesin bence değişmişler. Hayır, bu Rezan'ın yaptığı yorum ne? Anladın mı? Ben pişman oldum diyor. Bir saat oldu lan zaten. İki saat oldu. Ama son dönemde öyle sen... Ki bu son iki günde o kadar da hani kötü değildi bizim aramız. Ama yani Epe Yasin açıkçası. De iyi içiciymiş ya. Hiçbir şey yok baksana. Tabii. Baba ben bir 70'lik bitiririm. Kendim yürüyerek eve giderim. Ondan sonra hani oyun oynadık ya beraber, domino taşları falan filan. Yani o zaman da hani fena değildi. Hani yine tabii hani mesafeyi koruyordum ama iyiydi yani. Ondan sonra Demir'e öyle davranması, konuşması, ukala tavırları. Evet, abi, ondan sonra gelirim. Yalnız bu arada... Hala hep kendine... Efendim Emre'ciğim, pardon. Yalnız bu arada Gökçen içeride ittifağı sağlamlaştırıyor. Gökçen zaten full çalışmada ki. Yani Rezan'la Yasin hariç ve İdil hariç
Arsel dahil olmak üzere kalan herkesle konuştu tek tek. Bakalım Yasin bu hafta potaya girecek mi? Çok merak ediyorum. Ve bu hafta kim lider olacak? Bakılsın. Hepsi birazdan Big Brother'da. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu haftanın lideri önemli. Düşünsene bu hafta Gökçen lider oluyormuş bir de Emre. Kopar. Şş, olayı. Zaten dolmuştum. Şuna biri parmak marmak attırsın kendine gelsin buraya. Mutfaktaysa Oktay ve Hüseyin'in sohbetine Çağla dahil oldu. Çağla Gökçe'nin yalnız kaldığı için kendisine yakınlaştığı görüşünde. Evet, Gotham City'ye bağlanıyoruz. Bir ben konuşuyorum tahminimce galiba. Lan az önce önünde Onur'la şey muhatap olmadı mı? Başka kim var? Sinan? Nasıl bir sen konuşuyorsun? Kanka ne çok özür dilerim. Pardon. Geldim. Mesela bir... Namaste. Namaste Emre. Bak başka namaste. Hiçbir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musun? Beraber bir şeyler yiyelim mi dedi. Gökçen mi? Evet. Daha doğrusu şöyle dedi. Öyle demedi. Bize geldi. Bize de dedi. Hayır tamam. Biz dışarıda yiyecektik. Yani yedik. Onur, ben, Sinan. Oraya gidiyordum. Ben de gelebilir miyim? Yani ben de sizde yiyebilir miyim? Ya da ben de gelebilir miyim? Ben şimdi getirdi. Sen şimdi o adama ben ne diyeyim? Yok gelme olmaz. Burada iki saat yanımıza zaman geçiriyoruz. Bize tahin pekmez yedi. Bu masaya oturanın konuşmasıyla ilgili bir sıkıntı mı çıkmaya? Bu masanın bir etkisi mi var yani? Ben anlamadım. Dedikodu yükleniyor kanka. Çağla'nın dediklerini anladın mı sen? Gelebilir miyim ya da ben de gelebilir miyim? Ben şimdi getirdi. Sen şimdi o adama ben ne diyeyim? Yok gelme olmaz. Burada iki saat yanımıza zaman geçiriyoruz. Türkçe biliyor musunuz? Bizim... Bir sik bilmiyor. Örfümüz, adetimize göre gelenin de git denilmez. Bizim yanımıza da geldi. Ben şimdi git demem. Ama mesela böyle samimi de olmam. Oy! Karakterini koydu ortaya, hoy! Tabii. Ata! Böyle zeka oyunu falan olsa... Ya bu ikili ne işiyor oğlum? Zeka oyununa takmış durumda Yasin ya. Ne olur Oktay'dan önce eğlen zeka oyununda. Tamam, en zeki sensin, en zeki sensin. Nasıl taşak geçiyorsun? Böyle zeka oyunu falan olsa ya, ne güzel olur ama. Küpler falan olsa böyle. Şu sarhoşları kaldırın şuradan. Şunu bir suya çıkarın, daldırın çıkarın getirin. Bunlar yürüyemeyecek kendisi, ev halkı. 10 dakika içinde yatak odalarınızda ve yataklarınızda olmanızı istiyorum. Nasıl yani? 10 dakika sonra... Işık. Çünkü bunlar kusacak. Bir uyusunlar, kafalar açılsın. Kapılarınızı kapatacağım. Tamam. Ama Big Brother'da konuşunca yani ben insan... Ben aynen tüylerim diken diken oluyor. Hayır, korkuyorum. Kız çok korkuyorum konuşunca. Ben tüylerim diken diken oluyor. Stresli geçen eleme gecesinin ardından ev halkı Big Brother'ın anonsuyla erkenden yataklarına gitti. Big Brother onların erken yatmasını isterken aslında başka planlar içerisindeydi. Ya hoy, kaç yaşında adamsın şu yaptığın hareketi. Erken yatmasını isterken aslında başka planlar içerisindeydi. Aga be, hoyum eğleniyor lan gar. Demir, kanka, hoyum... Demir uyumuş amına koyayım daha şimdi dedi adam. Ev halkı uykularına devam ederken aniden çalmaya başlayan alarmla uykuları bölündü. Trole bak. Alarm devam ederken Big Brother herkesi salonda toplanmaya çağırdı. Ev halkı. Hemen salonda toplanın. Bizi bir makyajsız görelim. Gülşen'in evden ayrılmasıyla sonuçlanan eleme gecesinin ardından yeni haftanın liderini belirleyecek görev başladı. Ancak ev sakini... Aga! Aa, liderlik görevi gece 4.30'da mı başlıyor? Aga! Gece bundan habersizdi. 4.22 yazdı aşağıda. Ha okey. Görmedim ben. Kanka yürü bir şey mi var? Gördüm. Kanka
Haberler mi? Bir dakika kesme dur. Devam et. Bu bir Big Brother TV özel haber yayınıdır. Big Brother Türkiye evine hırsız girdi. Çok kırık. Ya bu kim amına koyayım? Dur başlatıyorum dur. Gitti kıyafetler. Hırsız çeşitli eylemler yaparken görüntülendi. Bak. Çok ses getirir bu eylem. Kimse gülmüyor ya. Tam anlayamadım ne oluyor. Sonra hırsızı görünce ne oluyor diye afalladım böyle. Yani olay ne? Onu çözmeye çalıştım. Big Brother eve uyurken evdeki cinler. Efe, büyük arkadaşı da şöyle şu halıya saralım. Annemin İranlıları gitmiş Tayfun. Ev halkı uyurken hırsızı görünce hayata dönen kont evin bek... Ne? Geçişe bak. Allah'ım. Ev halkı uyurken hırsızı görünce hayata dönen kont evin bekçiliğini layıkıyla yerine getirdi. Bakalım eve hırsız girmesi ev halkının kaderini nasıl değiştirecek? Abi kont içeride ya şey değil gördüm. Nasıl canlanmış ya? 20 seneden beri hiç bana yapmadı. Neydi yani şu an ne oldu? Köpek mi var bahçede? Bahçeye baktınız mı? İzledikleri haberin şokunu yaşayan ev halkı bu. Aynen baya şoktalar. Evet izledikleri haberin gerçekten şokunu yaşıyorlar. Bu ne saçmalık amına koyayım diye. Görüntülerin haftanın liderini belirleyecek bir sınav olduğunu bilmiyordu. Gece izletilen bu haberle ilgili sabah bir hafıza testi yapılacak ve en çok doğru cevabı veren isim haftanın lideri olacak. Oha! Aha Yasin, al sana zeka oyunu. Ben gülmekten izleyemedim ki. Ben de, bakalım ne hatırlıyoruz. Evdekiler izledikleri görüntünün ardından uyumak için yeniden yataklarına döndü. Kimsenin umurunda değil. Arkadaşları uyumak için odalarına dönerken Funda hırsızın peşine düştü. Bak Funda'nın tryhardlığa bak. Sağda yok solda bir ya. Tane ipucu bulayım da bu hafta lider olayım da kafayı yiye. Bu gizemi çözmeye çalışıyorum Nur. Eve verilen görüntüyü izledikten sonra delil aramaya başlayan Funda, yaptığı araştırmanın sonucunu Yasin'le paylaştı. Pislik bulamadım. Halının altı boş. Köpek konta bakmadık. Ama kont köpeğe dönüştü. Gerçekte köpeğe dönüştüğüne göre onluk da bir şey yok. Yastıkların altına Funda cidden kontun köpeğe dönüştüğünü düşünüyor olabilir yastıkların mi Efe? Bir... Yok be baba ya. Herhalde RP'dedir yani. Hani niyetim, benim isteğim o yönde. Bir şey yok. Halıyı kıvırdı. Ne? Halıyı kıvırdı. Halıyı kıvırdı, sırtını aldım. Halı yerinde duruyor. Hıçkırdım orada. Evet. Liderlik görevi için izletilen haber devam ediyordu. Alarm ikinci kez çaldı. Arkadaş bu nasıl bir işkence ya? Anlamam ya. İlk alarmda uykularından zorlukla uyanan ev halkı bu kez daha rahat uyandı. Hayatımdaki en kötü 4 uyandırılma varsa
dördünden biriydi. Ha, ben de dört kere uyandırıyorlar zannettim. Daha iki tane daha mı var diyecektim. Yani ve devamlı siren sesi ve devamlı yani beyin hücrelerim, yani sinirlerimin, damarlarımın tak 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 attığını hissediyorum. Şu ses çok itici ya. Lütfen o bir daha çalmasın. Big Brother TV özel haberi izliyorsunuz. Big Brother Türkiye evine giren hırsız sosyal medya bağımlısı çıktı. Baba bu adam ne yaşıyor ya? Bu hırsız hangi kas şirketinden kiralandı ya? Çektiği fotoğrafları sosyal medyada anında paylaşan hırsız hala yakalanamadı. Buraya neden ya slow motion koyarsın? Neden? Aynen, çok iyi foto. Evin içinde mi hala yani? Hüseyin'e bakalım mı? Ya ama ne yapıyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Nerede sen? Her saat başı dedim abi alır çalar eder falan, ne oraya takılıyor. Aa, getirdim konuşa yap. Bir şey söyleyeceğim, o adam hala burada bence. Hüseyin abi. Hey Dil, he. Abi balyoza gibi. Çözdün aynen. Neredesin? Koş başıyla gidelim abi. Çık dışarı, çık. Birader, adamın canını sıkma. Adam burada değildir ya. Değil mi? Bir çit oynarken mi? Sısı var mı? O adam oraya sığmaz zaten, çok geniş. Abi kafayı delirtecek misin ya? Kafayı sıyırtacak ya. Gel de şişkoyu getirmişler. Abi şimdi... Body shaming yakışıldı mı şimdi sana? Yanlış şuradan çıkıyor, ne yaparsın? Nereye bakacağım? Koyarım kafaya. Vallahi bak beni kurtarın ha. Ayıpsın kardeş. Arkandayız, iki tane civa gibi çocuk. Aynen, bir zahmet. Şu dolaba falan bakayım. Vallahi ödüm kopar şimdi biri çıkarsa da. Buzdolabına mı baktı açıp? Kanka buzdolabından çıksa şok geçiririm bu arada. Yemin yalnız ediyorum ama bayılır düşerim. Düşünsene bir anda karşında hakikaten. Allah korusun. Ne yaptın? Aynen. Ay açarken tedirgin oldum. Ben bambusu takamam artık. Su içmeye çıkarken... Buralara da sığmaz ki herif. Bambuyu alacaksın. Eve giren hırsız Onur'u tedirgin etmişti. Bu evdeki her şeyden Big Brother'ın haberi olduğunu unutan Onur, eve yeniden hırsız girer endişesiyle arkadaşlarını korumak istiyordu. Arkadaşlarını korurken kontun da yardımını almayı ihmal etmedi. Eleme gecesinin gerginliğinden kurtulamamış olan ev halkının uykusu yeniden çalan alarmla üçüncü kez bölündü. Ananın amı. Boyu kalkmaya pek niyeti yok gibi. Daha da odaya gitmem, burada yatacağım ha. Da gitmem. Herhalde şey mi istiyor Emre? Sürekli uyuyup uyandırıp detayları yakalayamasınlar diye, dikkatleri evet, dağılsın evet diye mi yapıyor bunu? Evet. Çünkü bunun ikinci seçeneği adamın sadist olması yani, anladın mı? Aç haberler sizi. Bu bir Big Brother TV özel haber yayınıdır. Yemek mi yemişler? Big Brother Türkiye evine giren hırsız, görünüşe göre sağlıklı besinler yemenin peşinde. Makasla kaşar doğru.
Emre sen tehlikenin farkında mısın şu an? Gökçen mi? Oktay 5 dakikaya delirecek. Neden yedi bunları? Erzağımız bitecekti. Evet. Bak bak bak. Kudurdu. Hırsızı aramaya çıkacak şimdi. Armut, bu adam ne yaşıyor? Yo, armut sorusu gelecek belli oldu. 3 kere ard arda gösterdiklerine göre. Ev halkının bileğinin hakkıyla kazandığı yemeklere ortak olan hırsızın eşkali tüm medyaya dağıtıldı. İzletilen haberin ardından Oktay arkadaşlarına tavsiyeler verdi. Arkadaşlar bakın erzaklarımız azalıyor. Siz de lütfen dikkatli davranın. Şey, bardakları, o tabağı hep aklınıza tutun. Yani bir şey çıkıyor. Aa, Oktay'a bak. Oktay niye verdin lan taktik? Oğlum helal olsun lan. Çıkacak. Hangi bardak, hangi tabaklar, kaç tane? Ben onları ezberledim. Vallahi hayırlısı olsun. Kaç dakikada bir uyandırıyor. Sinirim bozuldu. Lan bir daha oradan buraya gelmiyorsun vallahi. Ki. 10 dakika sonra bir daha çağıracak bunlar. Gerek yok. Big Brother evi sakinleri 3. kez yataklarına geri döndü. Uzun bir uyku... Bu sefer çağırmasa da Arsel koltukta yatsa 10 numara olmaz mı? Uyku hayaliyle yataklarına gittiler ama Big Brother onları daha çok uyandıracaktı. Korkmuyorsun değil mi? Neden? Hırsızdan. Korkma. Buradayım. Sana bir şey söyleyeyim. İlk kaçacak insan sensin. Yaşıyor bir şeyler ama. Ben de böyle ortada böyle ya kalırım. Ben daha önce hırsızla hiç hakikaten bir yüzü tanışmıştım. Ben böyle bir şey olmuştum olmadı. Hadi yat uyu zaten kaldıracak. Neyse, yine 7 dakika sonra. Ben. Hadi bakalım haberleşiriz. Arkadaşlarıyla yataklarındayken evi korumaya karar veren Onur hırsızla karşılaşma ihtimalini düşünerek antrenman yaptı. Oysa Big Brother'ın izni olmadan bu eve kimse giremez. Anladık be, anladık. Çocuk iki makara yapacak, bir müsaade et ya. Uyandırma alarmı 4. kez çaldı. Ev halkının uykusu bir kez daha bölündü. İlk kim rage atacak sence Emre? Arsel. Bence Arsel koltukta yattığı için stonks diyecek. Rage atmayacak. bence ilk rage Onur'dan da gelmez. Onur anlayışlı. O yatabilir mesela rage. Uyku sersemi izledikleri bu haberin detaylarına liderlik mücadelesinde ihtiyaç duyacaklarını bilselerdi daha uyanık olurlardı. Tura göçmüş kanka. Ev halkı salonda toplanmıştı fakat bir kişi eksikti. Arkadaşları 4. kez görüntüleri izlemek için uyanırken Tura yatağından kalkmadı. Futbolcu Tura. Tura'nın uykusu onun liderliği kaybetmesine neden olabilir. Bilinçaltında diyorum ki bir saat sonra yine çalar ya da bir yarım saat sonra tekrardan çalacaksa daha hazırlıklı ol. Ama tam uyku anında çalınca yine bir olay mı oldu, yine doğal afet falan bir şey mi oldu? Hep aynı tepkiyle uyandım. Yoktu şive. Makarası gelince yapıyor. Big Brother TV özel haberle karşınızdayız.
yatak odalarında görülen hırsız ev halkının yataklarının konforunu test etti. Tuğra güçlükle yatağından kalktı ve salonda bulunan arkadaşlarına katıldı. Tuğra ders notlarını sonradan alacak. Ay benim yatak! Dolapları da karıştıran hırsızın evden neler çaldığı, ev halkının dağınıklığı yüzünden tespit edilemedi. O benim kolyem! Nasıl uyuyalım artık ya? Yapmayın hocam. Vazgeç bizden bugün. Onur, abicim yatağın etrafını acil topla. Yerim, ne olursun. Sistem kaldı. Benimkini mi abi? Tamam. Ne olur topla. Oğlum ben bulamam ki ne alıp götürdüğünü bunun. Abi bilmiyorum da kafayı yiyeceğim ben ya. Abi görev verecek abi. Bizde bir şey geçermiş gibi. Harbiden ayaküstü iş kitledi ha çocuğa. Daha seni kaldırıp havuza sokacak. Ne oldu Funda, birden uykun açıldı. Big Brother evi sakinleri için gece zor geçti. Alarm bitti. Beşinci kez çaldı. Oldu. Ebenin amı! Makara yapacağı bir yer kalmadı ya. Artık direkt arenaya yollayacak herhalde. Ama ya. Bu bir Big Brother TV özel haber yayınıdır. Ya bir siktir git, komik de değilsin ya. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyen hırsız spor salonunda ter attı. Uykuları 5. kez bölünen ev halkı görüntüleri izlemekte zorlandı. Big Brother bu gece onların dikkatlerini sunuyordu ama onlar bundan habersizdi. Güvenlik birimleri hırsızın izini sürmeye devam ediyor. Tamam, bitti artık. Duran'ın kafasındaki şey değil miyim lan, evet, o? Evet, o. Ya ne demek oluyor ya? Yani abi, sanki maytap geçiyor ya. Bir şey söyleyeceğim, harbiden bu adam çekilirken ev halkı nerede? Oyundayken falan mı çekti acaba? Bilmiyorum hiç. Ya bu şişko sinir hastası etti beni ya. Body shaming. Şişko demeyelim, şişman diyelim. Ya of. Bazı isimlerin yataklarına gidecek halleri bile yoktu. Bir daha uyandırmaz herhalde Emre. Sanmıyorum ya. Salonda uyumayı tercih edenlerin sayısı arttı. Hüseyin de salonda uyumayı tercih eden isimlerden oldu. Uyku öncesi hazırladığı düzenekle ev yapmış kendine. Kişisel konforuna önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Ya kanka çek it şunu ya. Çek. Oha lan, Oktay'ın ayağı mıydı o? Big Brother evinin lideri olmak kolay değil. Ev halkı gece boyunca 5 kez uyandırıldı ve eve girmiş olan hırsızın yaptıklarıyla ilgili 5 farklı görüntü izledi. Yapma.
Yapma. Oh shit. Here we go again. Yapma. 14 shit. Yarışmacı alarmın çalmasıyla 6. kez uykularından uyandı. Uyanmak giderek zorlaşıyor. Liderlik mücadelesi geceden başladı. Gece boyu süren uykusuzluğa dayanamayan Arsel, çalan alarma rağmen uyanmayı başaramadı. Ya çalma, ne olur çalma ya, ne olursun. Tayfanın hiç umurunda değil ha video. Ya. Geldik işte. Geldik işte ya. Fulüs. Süper. Ya makara yapacak neresi kaldı kanka? Big Brother Çardak. TV özel haber sunar. Çardak. Ya baba siktir git. Lider odası. Ayrıcalıklı odada liderliğini ilan eden hırsız ev halkına meydan okudu. Ayrıcalıklı odada liderliğini ilan eden hırsız ev halkına... Oktay az önce millete arkadaşlar iyi izleyin bunlar çıkacak sınavda demedi mi? Ayrıcalıklı odada liderliğini ilan eden hırsız ev halkına meydan okudu. Big Brother TV sıcak gelişmelerle karşınızda olacak. Ha, tamam bu sondu herhalde. Hol çok hızlı bitti. Hol içinden şöyle demiyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Big Brother evinin de yansın sikiyesin. Bence de. Seda Rage attı bu arada Emre. Bizim odaya girmiş. Ya kalaklanma da. Ooo var ya. Alo. Yönlendirebilirsiniz, teşekkürler. Geldim, pardon. Çekecek. Ben daha dokunamadığım o liderlik altında. Bu çocuk bir haftadan bir lider yatakta yatmadı. Ev halkı liderlik görevi için gece boyunca 6 kez uyandı ve eve giren hırsızla ilgili haberleri izledi. Uykuyla uyanıklık arasında izlenen görüntülerin ardından ev sakinleri yataklarına geri döndü. 6. ve son kez uyandırılan ev halkından bazıları yeniden uyandırılacaklarını düşünerek salondaki koltuklarda uyumaya devam etti. Ancak sabah uyandıklarında Big Brother tarafından gece izledikleri görüntülerle ilgili bir hafıza testine gireceklerinden habersizlerdi. Bu testin haftanın liderini belirleyeceğini bilselerdi daha dikkatli olurlardı. Bir de şimdi Emre şunları bir kere daha uyutup ondan sonra alarmı basıp görüntü izletmek yerine direkt liderlik yarışmasına soksaydı. Zaten öyle olmayacak. Olmayacak, uyuyacaklar sabahmış. Çünkü haftanın lideri dokunulmazlık alıp bir hafta daha Big Brother evinde kalmayı garantileyecek. Evin yeni liderini seçme zamanı geldi. Şimdi akıl oyunları zamanı. Kabinde son kalan bu hafta Big Brother evinin lideri olur. Salonda toplanın. Ev halkı Big Brother'ın eve seslenmesiyle... Bir şey söyleyeceğim. Gülşen kırmızı olmamış Emre. Salonda toplanın. Evet. Ev halkı Big Brother'ın hırsız eve seslenmesiyle liderlik görevi için salonda toplanmaya başladı. Bu çıkar mı ya sınavda harbiden? Emre senle ben yarışıyor Karım. Muyuz peki? Okey. Duyuyor mu hala? Hüseyin! Sen abi! Hoy! Big Brother Türkiye evi sakinlerine gece boyunca eve giren hırsızla ilgili haberler izletildi. Ev halkı bu haberleri izlerken uykusuzlukla mücadele ediyordu. Uykusundan çabuk ayılan ve hafızası güçlü olan bu hafta evin lideri olabilir. Dokunulmazlığın kazanıldığı liderlik mücadelesinde bu hafta ev halkını ilginç bir test bekliyor. Geceki adamı bulursam var ya... Ev halkı... Evin yeni lideri.
liderini seçme zamanı geldi. Artık Big Brother sesleniyor demiyor. Evin liderinin görev ve sorumlulukları zor olabilir. Öğrendiler artık, ikinci hafta bitti. Ama lider seçilen yarışmacının dokunulmazlık kazandığını size yine hatırlatmak isterim. Dokunulmazlık kazanan evde kalacağı bir haftayı daha garantilemiş olur. Bugüne kadar size gücünüzü göstereceğiniz, azimle ve dirençle ayakta kalabileceğiniz görevler verdim. Şimdi akıl oyunları zamanı. Yes. Yani ben herhalde. Bu görevde kas gücünüze değil, aklınıza, hafızanıza ve... Hadi bakalım Yasin. Yine geldik mekana. Görelim seni. Akıl oyunu, akıl oyunu. Al sana akıl oyunu. Ve hatırladıklarınıza ihtiyacınız var. Of, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu haftanın liderlik görevinde... Ben her şeyi hatırlıyorum. Yarısını izlemedin ama. ...görsel iyi kullanan görevden lider olarak ayrılır. Şimdi liderlik görevi için... Sinan hareketleri kessin. Anam bak ya. Gözümüz tam açaydı. Tam izleseydim o hırsızı. Let's go. Ev halkı liderlik oyunu için arenaya giriş yaptı. Big arenaya bir look. Brother onlara hırsız haberleriyle ilgili sorular soracak. Ev halkı sorulara evet ya da hayır cevabı verecek. En çok doğru cevabı vererek herkesin parmak izi mi var lan isim haftanın lideri yok be oğlum. Olacak ve dokunulmazlık kazanacak. Sinan. Liderlik kolyesi. Lütfen Allah aşkına Sinan'a Keto TV verdirtmeyin ya. Sen çıkarıp liderlik kutusuna artık koyabilirsin. Heh. Şükür. İkinci haftanın lideri Sinan bütün hafta boyunca boynunda taşıdığı liderlik kolyesini liderlik kutusuna koydu. O nerede duruyor? Alsana, camı da üstten açsana. Hepiniz için 14 kabin hazırlattım. Her kabin. Herkese 14'er tane mi yani? A0 Türkçe yine geldi Emre iş başında. Hepiniz için 14 kabin hazırlattım. Her kabinde isimleriniz yazıyor. Yerlerinizi alın. Liderlik görevi için kabinlerine geçen yarışmacılar son hazırlıklarını yaptı. Bu şey falan mı zannediyor? Poligon atışı yapacağız falan mı zannediyor? Köyde hep 6 kere uyanırdık. Liderlik görevi öncesi Big Brother görevin kurallarını anlattı. Ev halkı. Bildiğiniz gibi siz uyurken eve bir hırsız girdi. Kesme Efe Ahmet. Evde dolaşırken her anı görüntülenen hırsızın neler yaptığını, dün gece uykunuzdan uyandırılıp Big Brother TV haber bülteninden izlediniz. Nasıl, makara mıydı? Şimdi size evde hırsızın neler yaptığıyla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Kimi doğru, kimi de yanlış. Verdiğim bilginin doğru olduğuna inanıyorsanız, kutunuzun evet yazan tarafını, yanlış olduğunu düşünüyorsanız, hayır yazan tarafını öne gelecek şekilde döndürün. Arkadaşlar, bu yarışmada 1.25'lik bir durum yok. Ezbere yapmayın bazı şeyleri ya. Yani güç yarışması olsa zaten 1.25 alırız.
soru sorulacak, cevap verecekler. Ne 1.25'i gözünüzü seveyim. Verdiğin bilgilere yanlış cevap verenler kabinden çıkıp banktaki yerini alsın ve görevi izlemeye devam etsin. Kabinde son kalan bu hafta Big Brother evinin lideri olur. Beni anladığınızı düşünüyorum. Evet mi? Hayır mı? Evet. İlk iki hafta liderlik görevi için fiziksel güce tebrikler. Dayalı mücadeleler hepiniz yapılmıştı. İkinci aşamaya üçüncü geçmeye haftanın kazandınız. Liderini belirleyecek görev için ihtiyaç duyulan şey iyi bir hafıza. Bakmanın değil, görmenin önemli olduğu bu görevde. Vay 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 vay, metaforlar falan. Hepinize başarılar. Yarışmacılar yerlerini alırken hırsız haberinin detaylarını hatırlamaya çalışıyorlardı. Bu görevin sonunda bir kişi haftanın lideri olacak ve dokunulmazlık kazanacak. Big Brother evinde bir hafta daha kalmayı herkes istiyor. O yüzden bu mücadele herkes için çok önemli. Liderlik görevi başladı. Ev halkı. Hadi bakalım. İlk sorunuz geliyor. Emre, soru geldikten sonra durduruyorum. 3, 2, 1 diyoruz, sonra evet hayır diyoruz aynı anda, tamam mı? Tamam. Hırsız eve bahçeden girdi. Evet mi? 3, 2. Hayır olduğunu sen de biliyorsun, ben de boş ver. Hayır. Hayır. 3-2'yi yapacağım bundan sonra, özür dilerim. Tebrikler. Tebrikler. Aranızda mal yok. Sizi denemiştim zaten. Bunu bileceğinizi biliyordum. Hırsızın şapkası vardı. Gösteriyor ki. Seni niye gösteriyor? Yap 3-2-1. Evet. 3-2-1 yap. 3-2-1 evet. Evet. Gösterdi evet. Oğlum zaten o yüzden. Rezan. Rezan. Seda. Ne? Çık dışarı. En zayıf halka sensin. Ve Seda. Yanlış cevap verdiğiniz için banklara geçin. Hiç tahammülü yok. Ben şey falan zannettim, hani 3 canları olacak falan zannetmiştim. Hırsız lider odasına girdi. 3, 2, 1. Evet. Evet. Evet mi? Hayır mı? Tebrikler. Ya zor sor, zor. Hırsızın gözünde güneş gözlüğü vardı. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Ağaç evde dinlendi. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Ev halkı. İyi gidiyorsunuz. Tebrik ederim. Geç hocam zorlara. Level 2 sorular gelsin. Eve girerken hırsızın yanında çuvalı vardı. 3, 2, 1. Evet. Evet. Ne yaşıyor lan herkes? Sinan,
Gökçen ve Çağla. Önce yanlış cevap verip sonra cevabınızı değiştirdiğiniz için sizleri de banka alıyor. Neden? Oğlum süre vermedi. Süre vermedi, bir şey yapmadı. Biraz hafıza problemi yaşıyorum. Bazı şeyleri pek hatırlayamıyorum. B12 vitamini falan kullanıyorum yani. O nedenle tam benim tarzım oyun değil. Bana güç gerektiren, işte sporla ilgili olan oyunlar bana göre. Ha, gördük sporla ilgili oyunları da. Lan bu hafta Gökçen lider olsun isterdim ya. Haftanın lideri büyük sorumlulukların yanında ayrıcalıklara da sahip oluyor. Liderliği kazanan isim arkadaşları tarafından eleme listesine yazılamıyor ve lider için hazırlanan özel odada kalma şansına sahip oluyor. Hırsız Sibil'den bardağını doldurdu. 3, 2, 1. Evet. Evet. Yasin! Ne oldu lan zeka soruları? Hoşaf! Yasin GG. He? Al sana akıl oyunu. Al sana akıl oyunu. Toto. Hüseyin. Direkt gitti ya. Biliyor ne yaptın. Yasin ve Demir. Banklara geçin. Evet diyecektim ya. Ne oldu başkan? Aa, Arsel'e bak, toksiklik yapıyor bir de. Sağdayınızı görünce kafayı yedim. Tamam Seda, geri zekalı değilsin, inandık. Ta-ta. Bu haftanın liderlik görevinde 6 kişi kaldınız. Yalnız Emre, geriye kalan... Yarı uykulu Tuğra'ya bak kanka. Emre, ben sana yarı uykulu Tuğra'yı falan boş ver. Geriye kalanlar lider olmak için çok tehlikeli tipler, farkında mısın? Hele Onur. Size tavsiye. Asıl burada. Tehlike. Siyem, çok dikkatli olmanız. Hırsız... Kilerde elma yedi. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Armut yedi. Bunu konuşmuştuk. Demek oynandı ya. Ne alaka abi? Soru portakal mı ya? Portakal yemişti diyor. İdil ve Arsel. En aşksızsınız. Evet. Yaz dizisi. Stresli bir günden çıkmıştım. Çok odaklanarak izleyemedim. Ama bir takım şeyleri hatırladığımın da farkındaydım ki keza öyle oldu. Yarıya kadar gidebildim. Arsel'le de aynı anda gittik. Yani onun o kadar gelmesini beklemiyordum gerçi. Uyuyordu çünkü. Hırsız Kont'la ilk kez mutfakta karşılaştı. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Salonda karşılaştı. Masum. Onur, Allah aşkına şu liderliği al. Funda Allah veya, için evet. Funda veya Tuğra alacak. Bir
liderlik için verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Hafızası iyi olan kazanacak. Bakalım bu haftanın lideri kim olacak? Bakalım. Yasin şey diyecek değil mi? Bu akıl oyunu değildi ki, hafıza oyunuydu. Funda, Onur ve Tuğra. Hırsız dikine çizgili tişört giyiyordu. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Tebrik ederim. Funda, Onur ve Tuğra, yeni sorumuz geliyor. Hırsız yeşil peruk taktı. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Kızıl taktı. Zaten yeşil peruk yok ki evde. Tuğra da atıyor tutuyor amına koyayım. Sana bir söyleyeyim mi? Tuğra hala uyuyor ha. Nasıl geldi buraya anlamadım. Tebrik ederim. Sorumuz geliyor. Yes! Onur şey gibi değil mi? Şu yeteneksizsinize katılan böyle elleriyle böyle hesap yapanlar vardı ya. Anladın mı ne oldu? Bu Reza'nın peruğu değil mi ya? Evet. Hırsız mutfakta duran bar sandalyelerinden kırmızı olanını kırdı. Bir dakika, ne soru? Duran bar sandalyelerinden kırmızı olanını kırdı. Ne? Kırmızı olanını kırdı diyor işte efendi. Hırsız mutfakta duran bar sandalyelerinden kırmızı olanını kırdı. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Ben böyle bir sahne hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Abi. Ya Onur. Aa, Emre Funda lider. Ya kırmızıyı kırdıysa? Cevabını değiştirdiğin için seni de banklara alıyorum. Yine 3. Funda ilk hafta gerçekleşen liderlik görevinde Oktay'la birlikte son ikiye kalmıştı. Ancak liderliği Oktay'a kaptırmıştı. Onursa iki hafta üst üste ele... Bu müzik de artık dinleye dinleye benim içime işledi. Böyle bir tüylerim diken diken falan oluyor. Sanki bir bok olmuş gibi. Bir daha girsin. Onursa iki hafta üst üste eleme listesine yazılmasının ardından lider olarak dokunulmazlığı kazanmak istiyor. Bu onun için çok önemli. Oyunlarda da bundan sonra eğer kalmaya devam edersem azimimi, hırsımı, mücadeleci ruhumu göstereceğim. İnşallah kalmak istiyorum, kalacağım. İkinci defa oldu. Yine aynı şekilde heyecan var tabii, merak ediyorum sonucu. Diğer arkadaşlarım kadar en az ben de çok istedim başarmayı, dokunulmazlığı almayı. Funda ve Onur. Biz daha emin misiniz? Size hırsızın mutfakta kırmızı bar sandalyesini kırdığını söyledim. Turuncuyu kırdı ya. Oysaki turuncu olanını kırmıştı. Yani hayır demeniz gerekiyordu.
Koşup kime sarılır Emre? Seda. Bence de. Seda ona koştu amına. Edi ile büdü. Emre, Gökçe'nin intikam yemini, evin lideri Funda, 3. hafta çok kötü başladı. Ya şimdi bu elenemeyecek mi? Evet, evet. Tüm sorulara doğru cevap vererek arkadaşlarını tek tek elemeyi başaran Funda, Big Brother Türkiye evinde 3. haftanın lideri oldu. Efendim? O şeyden, Sebil'den sıcak su doldurdu falan, onları hesaplıyorum. Elini kaç kere vurdu, hangi elinde şey vardı, sana yemin ediyorum, eldiven vardı, hangisinde yoktu, onlara falan bakıyorum ben. Ben de şey falan mesela, bulaşık kaç tane çıkardı, 3 bardak bir tabak falan filan, onları evet, kafaya yazmıştım. Evet, 6 tane bardağı üst üste evet, dizdi böyle, üçgen oluşturdu 4 falan. Dört tane köpek yastığı vardı, koltuğun üzerinde kırmızı olanla oynadı falan. Evet. Yatağın altından erkekler muz. Odasında muz çıkardı, muz yedi. Çağla'nın kolyesini aldı. Evet. Funda evin ilk kadın lideri unvanını aldı. Evet Funda, evin liderisin. 3, 2, 1. Big Brother Türkiye evinin ilk kadın liderisin. Mor tamam pardon. Belliydi zaten. Asla risk. Funda. Liderlik kutusundan liderlik kolyeni alıp boynuna takabilirsin. Yakışır. Bugün kalmaya gelirim ama. Herhalde. Ne diyorsun lan sen? Yakışır. Arkadaşlar bir bölüm daha izleyeceğiz tabii ki. Normal yayınlarda biliyorsunuz 2 bölüm izliyoruz. Sinan sen taksaydın. Keşke. Aynen. Gel. Aynen. Devir teslim ya. Büyük alkış alalım. Liderlik görevini kazanan Funda kendisine ayrıca... 3 kere öpüp başına koymadı kanka, sayılmaz bu devir teslim. Olmaz. Funda. Sağ olun, olsun. Ev halkını eve götürebilirsin. Ay götür bizi. Allah Allah ya, bu ne şen şakraklık, bu ne sevinç ya. Bugünden itibaren bu evde hiçbir şey aynı kalmayacak ve... Ne? 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 Neyse bunlar spoiler. Şu sonuna bakalım. Meso'yu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm... Buraya iki kişi sağlıyor. Yeni liderimiz Funda Hanım bir balkon konuşması yapmak ister. Alkışlarınızla. Oo, yani kadın lider olunca bir kadınlar dayanışması başladı evin içinde Emre. Gökçen dahi orada. Gerçekten 2015. Şimdi ben buraya niye çıktım? Gerçekten, nasıl çıktım? Gerçekten 2015. Ağır. Erkekler! Bu hafta erkekler olarak ojelerimizi siz kurutacaksınız. Çikolatalar bizim. Çikolatalar bizim. Seda'nın işlevi kalmıyor evde, ne yapacak? Seda mutfak robotu olarak devam edecek bu hafta. Evet, Aysel sana... Aysel, bütün cevaplarınızı özel bir yasak. Asla, bundan sonra küstüğünüz an hep... Kanka şu boşu geçer mi?